İlk iş günün hayırlı olsun Firuze. Ay senin de hayırlı olsun Leyla. Ay 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 ay. Biz bir gazla burada çalışırız dedik ama becerebilecek miyiz? Niye beceremeyelim Leyla? Biz bu işe niye girdik? Yalıda canımız sıkılıyor dedin ya sen. O işin bahanesiydi. Demir'i Selin'in çevresine sokmak için buradayız. Selin'in bütün arkadaşları burada takılıyor. Önce Selin'in annesinin aklına girdik. Şimdi sıra arkadaşlarında. Öyle merkezi bir yerde bulunuyoruz ki şu anda. Buradan dünyayı yönetirim, dünyayı. Vallahi çok iyi düşünmüşsün Firuze. Benim tatlı gelecek mi? Hemen efendim. Oldu artık. Götüreyim mi? Adam sıkıldı beklemekten. Sunum aceleye gelmeyen bir sanattır çocuğum. Öğren bunları. Ayol, insanlar neredeyse gidecekler. Şurada iki muhabbetle bir tatlı yiyecekler. Yani düğün pastasına çevirdin tabağı Firuze. Hanımefendi alayım onu ben. Oldu o. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne var yani? Sanki 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Özeniyorum işte kızın işleri aksamasın diye. Yahu Firuze sen tabaklara böyle gül yaprakları serpmeyi düşüneceğine... ...Demir'le Selin'i nasıl bir araya getireceğiz ona kafa yor esas. Bu akşam Demir'le Selin'e romantik bir sofra hazırlayalım mı? Çok iyi fikir. Dükkanı kapattık diyelim. Güzel bir sofra hazırlarız ha. Demir'le Selin'i çağırıp sonra hemen kaçalım. Ama ikisini birden davet etmeyelim. Gelmezler belki. Ayrı ayrı davet edelim ha. Yani gelince de burada buluşurlar. Ay, şahane bir fikir. Hemen arayalım. Sen Selin'i ben Demir'i. Hadi. Tamam. Ay ay ay. Müşteri bunun yaprak hızını istiyor. Seksizler. Alara Hanım yok mu? Alara Hocam çıktı. Epey oldu. Geleceğinizi biliyor muydun? Ben haber veririm. Sen öğrencilerinden biri misin? Evet. Alara Hocam dönmez artık. Benim de işim bitmişti. Çıkacaktım birazdan. Ben de ulaşamadım zaten. Firuze Hanım. Hayırdır? Demirciğim. Çok hayırlı haberlerim var. Biz Leyla teyzenle beraber Happy Pie diye bir kafede çalışmaya başladık. Selin'in arkadaşının yeri. Ay çok tatlı bir yer. Hı hı, evet. Akşama uğrayabilirsen seninle çok önemli şeyler konuşmak istiyorum. Uğrayacaksın değil mi akşama? Görüşüyoruz değil mi Happy Pie'da? Hı hı. İyi günler. Teyze her şey yolunda mı? Selinciğim, annenle konuştuk biz. Allah kavuştursun. Teşekkürler. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Biz Firuze ile birlikte Happy Pie'da çalışmaya başladık biliyor musun? Belki Ayda bahsetmiştir sana. Ha? Şimdi akşam doğru işten çıkıp buraya geliyorsun. Sana çok önemli haberlerim var. Yani bu akşam zor ama. Hiç zor değil. İşini bitirip gelirsin sen. Ha. O zaman size kolay gelsin. Hayırlı olsun.
Çok selamlar, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Ne var ya bu kadar önemli? Ben bu akşam gidemem zaten. Alo İsa, bizimkiler geldi mi? Aa, çok güzel. Sen başlarında durma, çık yalnız kalsınlar. Bunları yakmayı unutmasın. Çıkmış çıkmış zaten. Masaya oturdular mı? Ay eline sağlık, yarın görüşürüz. Her şey tamam. Mumlu, yemekli, romantik bir romantik gece geçirecek Selin'le Demir. Oluyor bu iş demektir Firuze. Onları Eros'un okuyla vuracağım demiştim. Attım oku gitti. Aşk başlıyor, aşk. Karamuk. Hoş geldin. Geldim. Geldim de pek hoş gelmedim açıkçası. Bunu beklemiyordum. İnsan önce bir haber verir. Neden? Çünkü ben çok yorgunum. Yani bu kadarı da insaf. Ya biliyorsun bugün ben yorgunluktan öldüm. Yani tamam çocuklarıma mama vermişsin ama yine de yani... Selin, tam olarak neye sinirlendin bana söyler misin? Buna? Bunu yapmak zorunda mıydın? Eve kadar gelmişim. Ya bugün planın olduğunu bilseydim direkt Ayda'ya giderdim. Bir de o kadar yolu şimdi geri gideceğim. Selin bir nefes alsam mı? Hayır yorgunum diyorsun ama maşallah enerjin tavan. Her zamanki gibi. Ben de duş alır rahatlarım, verandada ayaklarımı uzatırım diyordum ama... Nerede? Gel, ver çantanı. Ver. Gel gel. Sofrayı ikimize hazırladım. İkimize mi? Hı hı. Ya Demir niye baştan söylemiyorsun ya? Elimden geleni yapıyorum ama. Hı. Afiyet olsun. Yaramaz bir çocuk muydun? Nereden çıktı şimdi? Sana ceza olarak butu çatalla bıçakla yediriyorlardı herhalde. Çünkü bu cezadan başka bir şey olamaz. Sen pirzolayı da elinle yiyorsun değil mi? Tabii ki. Balığı? Ya o zaten elle yenir. Bu arada istediğine sorabilirsin. Hı hı. Bak. Bundan birkaç bin yıl önce... Çatal icat edildi. Bak dikkatli izle. Böyle yapıyorsun. Süper oluyor. Tertemiz. Tavsiye ederim. Demir. Bu arada ellerine sağlık. İnanılmaz lezzetli olmuş. Afiyet olsun da. Yani o butu öyle sallamasaydın keşke. Her yerin yağ oldu. Ay aman be. Sen de ne kadar steril bir adamsın. Onu kendini tutmaktan böyle çatlayacaksın bir gün. Demir. Hı. Sen o çatal bıçağı bir bıraksana. İyiyim böyle. Aa, Selin o butu tabağıma bırakır mısın lütfen? Tut. Bak üstüme damlayacak şimdi. Aman ya ölmezsin. Gestapo mu yetiştirdi seni? Sayılır. Yatılı okulumuzun müdürü korkunç disiplinli bir adamdı. Zamanında tabii çok kızardık adama ama şimdi anlıyorum ki disiplin herkese lazımmış. Ha. Çok komik. Tut şunu. Hayır tutmayacağım. Bak Selin çok rica ediyorum Selin. Selin. Bak lütfen. Ya her taraf yağ oldu zaten. Yemeğim de soğudu. Ya en sevmediğim şey. Ya biliyorsun niye yapıyorsun şunu? Ay, aman be. Şaka mısın sen ya? Amma korktun. Ayrıca yıkarsın geçer. Ne olacak? Tut. Tutmayacağım elini Selin hayır. Hadi tut elini. Ya Selin hayır dedim. Demir tut. Selin hayır. Ay. Selin bak. En sevdiğim tişörtlerimden bir tanesi lekelenirse bak çok kötü bozuşur. Tutmazsan yüzüne sürerim. Hayır al tamam al. Of Selin ya al.
Bak gördün mü? Ölmedi. Alar arıyor. Of Selin ya. Alo, Alara. Aman. Bana ne ya? İkisi beraber çatalla bıçakla öyle steril steril yesinler. Çok da umurumda. Ya şimdi gördüm, kusura bakma, çok aramışsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.